yeni bir programla daha sizlerle beraberiz. Ve yanımızda genç girişimci Doğukan var. Rich Pizza'nın sahibi. Doğukan'cığım nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? İyi bizlerle. Bizi ağırladığın için teşekkür ederiz. Evet Doğukan'cığım, biraz hem kendinden bahset, hem firmandan bahset, izleyicilerimiz biraz seni tanısınlar. 17 yaşındayım. Abi nasıl yani? Evet, 17 yaşındayım. 17 yaş. Liseyi bıraktım, açıkçası. Bir dakika dur, hemen sorayım. Dükkan senin üstüne değil değil mi? Maalesef. Ben şıkmadan dolayı abimin üstüne yaptım. Evet, 17 yaşındasın ama aynen. Şefi sensin. Tek usta benim buradan şu an. Oh. 2,5 yıl gibi çalışma sürecim oldu. Eski çalışmalarımda 2,5 yıl çalıştığım çıraklıktan. Çıraklık, kalfalık, kalfalık da usta olunca. Ondan sonra üniversitedikten sonra ailemle paylaştım. Hı hı. Böyle bir projem vardı. Tamam, ne güzel. Onlar da bir üniversite derdi. Sonra da sana destek oldular. Evet, ve Rich Pizza'yı açtınız. Yani. Rich Pizza ne kadardır? 4 aydır. 4 aydır, daha yeniyiz. Çok güzel bir ilerleme katılıyoruz. Abim de yanımda aynı şekilde. Aha. Onunla beraber güzel bir pizza, güzel bir... İlerlemeye ve yükselmeye başladınız yani Rich Pizza olarak. Rich Pizza'yı arkadaşlar çok daha fazla duyacaksınız. Bursa'da gözüken öyle. Niye? Çünkü Doğukan enerjisi çok yüksek, gördüğünüz gibi sizin de. Doğukan'cığım bize neler hazırladın? Çeşitim tabii fazladır ama bize masayı dolduracak kadar ayarladın. Royal Pizza olarak. Bu ne pizza? Royal Pizza. Royal Pizza. Arkadaşlar seni kovalayacağız. Niye? Çünkü yiyeceğiz bizim gibi. Ha, ona göre. Royal Pizza. Hı-hı. Bu da Rich Pizza. Bizim kendimize ait. Ha, bu spesiyel pizzamız. Evet, bu da margarita olan pizza. O zaten işin bazı. Evet. Bir de hamburgerimiz var galiba. Rich hamburger. Burada da kızartma çeşitlerimiz var. Ne var? Bunun yanında, hamburgerin yanında arkadaşlar iyi gider. Kızartmamız var, tiramisu, frambuaz steak olarak. Çok güzel. Peki bunun içinde neler var Doğukan'cığım? İçinde mantar. Özel kasap döner eti, kasap pastırması. Oo. Roka, soğan, biber. Tamam bu bizim Türk işi. Evet. Şey, bunu hemen bir tadına bakalım bakalım. Hamurum ince. Evet, Türkler biraz abi burada evet. Doyamıyoruz falan filan ayar yaparlar ama sana da ikram edeyim. Konu bir de ben olunca hiç doyamam ben. Arkadaşlar kibarlık değil hani diğerlerine de yiyeceğim. Onun gibi olabilirsiniz. Sen elle Doğukan'cığım, sıkıntı yok. Valla ben elle yesem daha iyi olacak abi ya. Hmm. Doğukan'ım ben biraz böyle ayıklama yapıyorum ama tatlarını alayım niye? Etinle pastırmanla kokteyle. Ah, şişman bunu beğendi arkadaşlar, bu yenir. Bu yenir. Şimdi bundan bahsedelim bakalım bizim... Standart, spesiyel, rich pizzamız. Rich nereden aklına geldi? Zengin demek aga ama fiyatlarımız zengin işi mi? Fakir işi mi? Fiyatlarımız aslında mi? Tam bir fiyat performans olayı diyorsun. Fiyat performans ürünü evet öyle. Yani karışık pizzamız şu an 45 lira bir olarak. Oo, iyiymiş. Margaritamız şu an 25 lira. Arkadaşlar bir beni saymazsanız bu iki tane normal insan doyar. Ben zaten bir tanesini var ama yutturdum ama. Bakın bunu da bu sefer seni zora sokmayayım. Böyle yiyeceğim. Karışık pizza birazcık daha böyle sulu oluyor. Evet. Daha güzel olmuş. Bunu et sevenler, bunu da böyle birazcık daha böyle yumuşak ve dişleri kesmeyenler bunu yesin arkadaşlar. Güzel bu iş. Peki bunun içinde neler var? Karışık dedik, spesiyel dedik. Salam, sosis, tam olarak. Ondan sonra soğan, biber, zeytin. Özel olarak bu pastına giriyoruz. Bu kadar abi şimdi. Vallahi gayet özel güzel. Özel sosumuz var. Sosun tadı güzel geliyor. Evet, sosunu da kendim hazırlıyorum burada. Bu, her şey senin. Evet. Hamur da sen kendin yapıyorsun. Her şey adam zeytinlik olarak tarzı çıkıyor. Vallahi maşallah. Yani 17 yaşında bu başarı çok güzel yani. Vallahi inşallah başarının devamını bilirsin i̇nşallah. Yani. İlerleyerek, büyüleyerek devam et yani ben beğendim. Şimdi ben bakalım bir margaritadan bir parça nasıl evet. Sıkıştı bir şişman gereksin olur. Bu
İtalyanlar çok seviyormuş. Bakalım neden İtalyanlar seviyormuş. Aynen. Bizim hiç pizzamız New York pizzası var. İtalyan pizzası biraz daha New York pizzası. Sosunun tadı margarita'da daha güzel geliyor. Bunlarda malzeme bildiğinden sonra evet. Sosun tadını alırız. Tadını, ama peynir bunun çok güzel böyle hem peynir biraz yağlı, kaliteli peynir kullanıyorsun galiba. Hem peynirin evet. yağı gelmiş, o böyle güzel bir nüans yaratmış. Üstüne de sosun içinde birazcık da böyle nane, kekik falan karıştırmışsın. Çok tam güzel geldi. Sır deyip geçiyoruz onu. Yılan ooo diye. beğendim arkadaşlar. Şişman bunu da beğendim. Gerçekten başarılı. Şimdi hamburgere sanırım yeni başlıyorsunuz. Doğru mu? Hamburgere şu an çalışma aşamasındayız. Bunu geliştireceğiniz falan. Bakalım. Tabii. Bakalım biz de geliştirmelere yardımcı olalım. 1-2 hafta içinde daha çok profesyonel. Servise çıkacak. Evet. Şu an İlk test bize mi nasıl oldu? İlk test sana söylüyorum. Hadi bakalım. Deneyelim bakalım. Okan'cım bunu bak, bu asılmıştı. Şimdi şunu şöyle biraz ileriye. Hadi bakalım şimdi bir de bunu şöyle bir hamburgere bakalım bakalım. Bu bayağı dolu bir şey ha. Arkadaşlar hani ben açayım da size görün diye bakıyorum. Şimdi bunun içinde ne yapıyoruz? Çiğ hamburger köftesi. Bu 240 gram. Köfte. Köfteyi nereden alıyoruz? Özel kendi kasabımızdan. Yani kendi kasabımızdan hazırladığımız içeriğini. Formülü hazırladınız. Kendimiz, kendimiz kestirip o an sizi yüzeye gidiyor. Valla bu yaşta bu az böyle ince nüansı da arkadaşlar. Hem çift köftemiz var, domatesimiz var, soğanımız var, marulumuz var içinde. Soğansız da tercih edilebilir. Tabii normalde karamıza soğan vesaire soslar da tabii tabii bu birazcık şu daha... Şu an çalışma aşamasında olduğumuz anlayı. Ama köfteniz çok güzeldi. Vallahi mi? Evet. Bak çok güzel ısıracağım arkadaşlar bunu iyi izleyin. Evet. Karamelize soğanı bunu kesinlikle ekle. Tabii. Çünkü köftenin tadı gerçekten şey. Köfteden daha çok böyle sanki kıyma yapılmış, sadece tuz eklenmiş, sizler et tadı geliyor yani. Aynen, kalite. Evet, güzel. Ben beğendim. Valla arkadaşlar, biliyor musunuz beni, ben 1.90 boyunda 160 kilo bir adamım. Benim ağzım bile zor aldı bunu, bu tam böyle doyuracak bir şey. Aynen, tam doyuracak kocaman bir porsiyon şekline gelmiş. Yanında da tabi patatesler, soğan halkası. Olur bu iş. Mutlaka. Elma dilim patatesimiz var. Aynen. Şimdi onlara bakalım. Tadalım bakalım. Onlar nasılmış? Şimdi bu elma dilim patatesimiz. Bu normal patatesimiz. Hem mozzarella. Mozzarella stiğimiz. Bir tane de soğan halkamız. Yani soğan halkası kesinlikle barbekü sosla falan yemeyi çok severim. Evet. Sosları da bakalım. Arkadaşlar hiç yılanlık yapmayacağım. Ben buna hemen şöyle yılanlarım. Tuttuğuna giden. On numara, on numara arkadaşlar. Bunun içinde kaşar var. Mozzarella peyniri var. Başarılı. Bunları hazır alıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Oradan sizler bunu da yapmıyoruz. Toplantımız var. Onlar da hani çok büyük bir durum olmadan dolayı. Ama kaliteli bir firma olduğu belli. Güzel. Böyle erimemiş. Çok şey yapmamış. Siz de güzel kızartmışsınız. Sevdim. Güzel güzel. Vallahi çok başarılısın Doğukacığım. Gerçekten hani buraya koyduğun hiçbir şey gelmeyecek ya da satın aldığımda geri göndereceğim malzemeler değil. Hamurun tadı çok güzel. Dediğim gibi yani hepsinin tadı farklı farklı. Şimdi bunda birazcık daha etli bir ağırlık var. Bunda çok fazla karışık karman çorman her şeyden bir şeyler geliyor. Eğer Doğukancı'nın sizin için yaptığı sosu hani damağınıza vurmasını istiyorsanız kesinlikle margarita'yı tavsiye ediyorum. Hem mozzarella peynirinin yağı
hem Doğukan'ın özel sosu çok güzel ve lezzet oluşturmuş. Hem hamuru tatlı, hem kullandığı malzemeleri kaliteli. Gerçekten güzel, başarılı. Bu yaşta olduğu için arkadaşlar, gençler, hem siz hem biz, yani bu İstaniye'deyiz. Agora Çarşısı 18'deyiz. Kesinlikle bu tarafta bir arkadaşlarım Doğukancığıma destek olsun. Niye destek olsun? 17 yaşında artık sizler için neler yapmaya çalışıyor? Gerçekten de 10 numara 5 yıldız iş yapmış. Tabii kesinlikle tavsiye ediyorum yani. İleriye yeni içeriklerle ilgili. İnşallah ama hemen yeni içeriklere girmemeye çalış bence. Tabii, biraz daha yavaş yavaş ilerliyoruz. Bence bunların gayet başarılı. Sağlam adımlarla ufak ufak yavaş yavaş giderse çok daha başarılı olacağını. O 24 yaşı. Balık tüpüsü de güzel olur. Aynen. Sucuklu, İtalyano, margaritası, bundan mesela. Valla arkadaşlar, 10 numara 5 yıldız. Çok sevdim, ben beğendim. Ve dediğim gibi kesinlikle tatlar çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Kesinlikle ama kesinlikle Doğukancığıma destek olacağız arkadaşlar. Harika. Yani 17 yaşında bu işleri yapıyor ve benim gibi şişmanı beğendiriyorsa kesinlikle ama kesinlikle tavsiyedir yani. Peki tatlarımızı hazır mı alıyoruz, biz mi yapıyoruz? Tatlarımızı aslında benim bir şefim var, ondan alıyorum. Yani hazır bir kendisi yapıyor. Ben burada zamanla ondan aynen. Sen daha çok özel çizgi işleriyle ilgileniyorsun. Çok güzel. Hepsini hatta benim tatlarımızı istiyorum. Ver bakalım bir tadalım onları. Şu kenara koysak yeterli olur herhalde. Şimdi bu bizim hazır olarak geldi yani. Frambuaz soslu cheesecake'imiz. Yok. Kalite valla. Biz hiçbir zaman kaliteden ürün vermiyoruz. Frambuaz burayı arkadaşlar. Bu neyimiz bizim şimdi? Tiramisu var. Çok hafif tatları var. Bunda frambuaz gerçekten vuruyor. Hani güzel bir sos kullanılmış. Güzel olmuş, güzel. Şefimiz de bayağı bir özel bir şekilde yaptı. Bu belli yani. Tam fabrikasyon değil yani. Yok. Sanki evde böyle iyi bir usta varmış da çatır çatır yapıyormuş gibi. Ben çok beğendim Doğukancık. Valla inşallah işleri nasıl gider? İnşallah. Seni inşallah 20. şubeni de gelip açtığında, açılışında ziyaret etmek isteriz. İnşallah beraber yaparız. İnşallah, inşallah. Sözüm olsun. Arkadaşlar şişman burayı beğendi. Kesinlikle tavsiye edin. Ne yapıyoruz? Çıkıp çıkıp geliyoruz Doğukan'dan. Hepinizi bekliyoruz. Aynen. Richie Pizza. Neredeyiz? Agora Çarşısı'nda 18'deyiz. Evet, okula bakan taraftayız, içeri taraftayız. Bak yol üstüymüş, bak önünde ne güzel otoparkları falan filan da var. Yemek sepeti, tren, yol, gezide bulunuyoruz. Otopark servisimiz var. Tabii telefon numaramızı da verirlerse daha iyi olur. Tabii ben şimdi alta zaten yazarım onu. Tamamdır. Senin telefon numarasından arkadaşlar yazdı şimdi Doğukan'ın altına. Oradan ne yapıyoruz? Arıyoruz. Pizza canımız çektiğinde Doğukan'dan istiyoruz. Evet. İlk pizzadan. Hemen alıyoruz, geçiyoruz arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Şişman burayı beğendi, tavsiye ederim.